geliyor, kurt geliyor. Gösterdim. Sonradan da şey oluyor. Selamına. Yani. Mesela bir ay bile selamına geçse dartabiliyor yani. Evet. Selamünaleyküm. Ben şarkıyı beğenmedim. Dinleyemedim. Selamünaleyküm. Selam. Ne yapıyorsunuz lan? Selam. Serseriler. Selam. Bitmez muhabbetleri ya. Bununla mı? Bu adamla şimdi mı? Bir saniye. Oğuz'la iş konuşuyoruz. Oğuz'a update gelmiş. Kaliteli hemen dur, kapı çaldı, geliyorum. Kaliteli kamera. Ben açmayacağım şu an, dur. Oğuz. Kaliteli mikrofon ayağı olsun istedim bugünlük. Bu kaliteli mikrofon mu? Evet. Ama şivesi hala bozuk. O pijama şimdi ne lan? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Oğuz sigara lan. Çağrı... Mi lan? Önemli bir olayımız var şu anda. Ya Oğuz. Tamam, onu söylemeden önce sen gece saat 23.17'de niye böyle ateşli giyindin? Şimdi olay da tam söylemek söyleyeceğim şeyle alakalı oldu. Benim hiç aklımda yoktu, ancak acil koduyla bilim kurulu toplanmak zorunda yani şu anda. Neden? Dava yememiz mi gerekiyor? Yok, Nesrin'in büyük bir telefon problemi var. Aha, tamam. Hasbedilmiş abi. Bunu çözmemiz lazım. Nesrin, sen de kamera açar mısın? Karaman, rica ediyorum. Olayı inceleyeceğiz çünkü. Nesrin'in telefondan ses gelmiyormuş. Bir dakika. Ya, ya geldi. Bir dakika, Nesrin telefonundan ses gelmiyor mu? Karşıdan konuşan hayır, biri var mı? Hayır ya. Telefonun hacklendi mi diye sordum. Bilir diye de. Oğuz çok ciddiye aldı beni. Telefonun hacklendi mi? CIA tarafından sonra oldu. Sonra benim yapmadığım işlemler yapılıyor telefonumdan. Ama ben yapmıyorum. Beğerini evet sordum. Bir şey, hani bir şey mi yapıyorsun? Annesini annem diye kaydetmiş mesela abi. Annesini annem diye kaydetmiş. Böyle bir sıkıntı ya var. Benim, annem diye bir dakika abi. Benim merak ettiğim hayır bir şey var. Nesrin'e sormak istiyorum. Ben anlatayım. Nesrin, sen niye her zaman bir olayın en top seviyesinden ele alıyorsun, değerlendirmeye başlıyorsun? Evet. Ama çağrı duyunca şimdi şaşırmayacaksın. Yani hacklendim mi? Ya kim niye senin telefonunu hacklesin abi? Onu ben ama anlayamıyorum. Ama çok enteresan bir olay. Tamam, anlat. Şimdi ilk başta benim Trendyol'da sepetime ürünler ekleniyordu ama ben eklemiyordum. Ben de dedim ki Behrin yapmıştır dedim. Onda da açıktır annemlerde falan. Sordum, yok dediler. Allah Allah dedim. Her uyandığımda başka bir şey ekleniyor. Bir gün 7. sınıf soru bankası. Bir gün atıyorum çikolata falan. Alakasız şeyler. Sonra bu olayları çok önemsememiştim. Sonra bugün benim Berna abla diye bir tane abla var temizliğe gelen eve. Ona mesaj atacaktım. Numarasını arıyorum arıyorum bulamıyorum. Allah Allah dedim, WhatsApp geçmişine bakayım. Oğuz ne yapıyorsun? WhatsApp geçmişime bakayım dedim. Berna ablayla konuşalım. Hasan bir dakika baktım. Hasan! Efendim efendim. Hasan. Kapat şu mikrofonunu, evet. Bir baktım Berna abla bende annem olarak kaydedilmiş. Ama ben kaydetmedim. Ama belki nesin sen, sana yardıma gelen ablayı anne sıcaklığı buldun belki de kadında ve annem hayır olarak kaydettin. Bir de olaya gel Çağrı, ne oldu biliyor musun? Ben anneme mesaj atacak oluyordum ya bazen bir şeyler. Ben hep anneme atacağım. Meryem ablaya mı? Berna ablaya atıyormuşum. Berna ablaya mı atıyordun? Anne diye kayıtlı diye. Evet, ben bugün fark etmesini. Berna ablaya mesaj attım. Sen eklenmemişsin ki, senin telefonun eklenmemiş. Sen kendine beynin eklenmiş senin. Hayır hayır, annem diye kaydetmiş ya birisi. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye telefonundan şüphelendin ki onu anlayamadım? Hayır Çağrı. Berna abla dedim, ben bu mesajları anneme atacakmışım. Yanlışlıkla sana atmışım. Kusura bakma dedim, şey yazmış bana. Olsun, ben de senin ikinci annen sayılırım yazmış da. Sen bir şey söyleyeceğim. Berna Hanım'dan, Berna abladan sen bir temizlik indirimi mi isteyecektin, talep edecektin? Ya, belki bilinçaltında böyle bir şey vardı. Ama bir şey söyleyeceğim, çok garip değil mi ya, bir yıldır kadın aynı kayıtlı bende, Berna abla diye. Bir anda nasıl annem yazıyor? Berna abla bir dakika, bir de Berna abla da bu deli deyip cevap vermemiş herhalde. Berna abla da cevap vermedim yoksa annen gibi mi aldın? Verse ben bunu bir hafta abi şöyle bir derdi sorun daha var. Nesrin annesini annem diye kaydetmiyormuş. Hayır, bir de şey diye düşündüm. Acaba hani annemin üstüne mi yanlışlıkla o numarayı kaydettim? Telefon yanlışlıkla cebimde işlem mi yaptı desem? Annem yazmış cebinde. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Allah Allah. Ha. Bir şey sorabilir miyim Nesrin? Nesrin, ben bir şey sormak istiyorum sana. Ya rica etsem, Berna ablaya yazdığım mesajları burada okuma şansın var mı? Hacklenip hacklenmediğimi anlamamız lazım çünkü. Tamam, bekle. Bir kamera açar mısın bir de? İnanmıyorum.
Bir de kamera aç. Güzel bir konu. Beni sardı şu anda yayın. WhatsApp SS'ini mi atacağım? Hayır, sana? Hayır. WhatsApp SS'ini atmayacaksın. Ne yapacağım? Kamera aç. Bir dakika, çağırı çağırı. Üstümü değiştireyim o zaman. Kamera açmasam ben. Tamam, bir dakika açıyorum. Ben birinci teorimi açıklıyorum. CIA tarafından Pegasus yazılımı yüklendi bence Nesrin'in telefonuna. Hocam ya bu duruş de... ne amına koyayım? Ne bu? İlluminati mi? Ne bu? Efendim yöneticim? Ha, Oğuz bana bunu söylüyor. Ben de şansa bugün uçak bileti almıştım. Aa. Pegasus'tan. Sen bugün uçak bileti aldın Pegasus'tan. Hadi Pegasus seni oturdu ekledi diyelim ki. Geçen hafta Meryem evet. Meryem ablama ben buradan selam göndereyim artık ya. Meryem abla diyorum. Evi yine bok getiriyor Meryem abla. Bu hafta müsait oldum bir gün. Tekrar bekliyorum o zaman. Diyeyim ne diyeyim. Ben de şey var. Meryem abla gelmeden önce kendi çöplerimi kendim gidip atıyorum. Abi ben senin eve en son geldim de. O mutfağı gördüm yani. Mutfağın önünde bütün çöpleri dizmiş. Hatta evet. Fotoğraf çekmiş aklımadan. Ne yapsaydım? Çöpleri yere mi dökseydim? Atsana bir bakalım. Hasan evet, o fotoğrafı karamın... atarsan senin ben amına koyarım. Sen benim evdeki halimi hatırlıyorsun değil mi onları taşırken? Bak şöyle diyeyim. İbo çöp kovasını kapının önüne getirdi. Öyle bir çöp. Direkt Nesrin, adam hazırdı mı? Bir dakika kovasını. Arkadaşlar. Bu konu şu anki konumuz evet, değil. Bu, konu, bu makarayı daha sonra şu an ciddi bir konu var. Belki Nesrin şu an evde yalnız değil. Anladın mı? Çağrı bir şey söyleyeyim mi? Bak 3 tane. Belki de şu an neyse sessiz konuş çünkü belki de sinyallerin gidiyor olabilir o telefondan. Onu ben sana söyleyeyim. Biz anlattığını. Onu ben düşündüm. Daha demin mamilere sorarken uçak modunu aldım. Vallahi de aldım. Ha siktir, hiç almaman gereken modu. Şu an uçak modunda mı? Şu an değilmiş. Bir dakika uçak modunu aldın ama hangi uçak? İş daha da karışır. Hangi uçak, hangi havayolu şirketi? Pegasus modunu alsaydın. Onur Air. Adamları biraz şey. Bir şey söyleyeceğim Nesrin'in. Abi ben yemek yiyeceğim de bozmaz değil mi sizi? Bu ne Berna abla mı? Bu kim? Kardeşim tamam anladım. Işıkların güzel olmuş. Güzel olmuş. Herkes güzel olmuş. Oy yazalım. Oy güzel olmuş. Tamam 10 numara olmuş. Işıklar nasıl? Işıklar çok iyi. Karaman aldırmış. Güzel olmuş. Karaman da altta gördüğünüz de Karaman arkadaşlar. Sol altta gördüğünüz. Karizmaya bak ya. Karaman arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mars'ta yaşam var mı sorusunun cevabı amına koyayım. Mars'ta uzayda hayat var mısının kanıtı gibi bir çocuk bu çocuk. Bunu yemin ediyorum var ya yetkililer görse incelemeye alırlar. Nesin şüphelendiğini anlarlarsa daha da kötü olabilir Nesrin, olaylar. Bence sen şimdi bir dakika Nesrin şu an sadece senin kulağına bizim sesimiz gittiği için bizi duymuyorlar. Sen şimdi kendi kendine şey de. Ha, doğru. Ay evde ne kadar güzel de her şey çok yolunda de kendi kendine böyle tekrar et. Oh evde her şey çok yolunda maşallah. Güzel güzel hayatımda her şey dört dörtlük 10 numara gidiyor de. Her şey 10 numara 5 yıldız. Ama hayatında. Bak başkasıyla konuşuyormuş gibiydi. Kendi kendine. Ah be Nesrin de. Ne ya, kadar da toparladın kendini. Ne kadar mutluyum. Ah be Nesrin. Oh. De kendine. Ha. Ah be Nesrin. Ah be Nesrin. Bugün de çok mutlusun maşallah. Şeyde. Aferin be Nesrin. Diş hekimliğini de bitirdin. Desene. Sibel güvenlik uzmanı geldi. Bir dakika. Dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Samet mi Sibel güvenlik uzmanı? Aleyküm selam. Bunu çözse Samet Yılmaz çözer. Aleyküm selam. Samet bir dakika. Söylediklerin her şey şu anda belki de Nesrin'in aleyhine kullanılabilir. Dikkat et Nesrin hacklenmiş kanka. Büyük bir hack grubu peşinde olabilir. O yüzden Nesrin sen son kez şey desene. Ah be Nesrin. Ne kadar da mutlu Mesut kendi küçük çekirdek hayatımı yaşıyorum. Bunu sessiz söyle ama. Tamam. Ah be Nesrin ne kadar da çekirdek hayatımı mutlu yaşıyorum. Hiçbir derdim yok tasam yok. Allah'ıma şükür olsun uzattım ayaklarımı da. Hiçbir derdim tasam yok. Allah'ıma şükürler olsun. Uzattım ayaklarımı. Teknolojiyle aram pek iyi değil ama de. Yani çok mutluyum de. Teknolojiyi de hiç anlamam. Bu telefonu da kullanmayı bilmiyorum ama olsun. Aman be. Telefonunu niye hacklesin Nesrin? Şey desene keşke ben bu telefonu almasaydım da kullanmayı bilenler kullansaydı bu telefonları. Adama özgüven veriyoruz şu anda. Ya. Belki de yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapacak bu saatten sonra. Keşke benim sesim kimden çekiyor ya Hasan? Benden değil, ben de diyor. Hasan! Nesrin'den sekiyor. Samet'ten sekiyor, Samet'ten. Nesrin'den sekiyor, Nesrin. Hey! Samet senden sekiyor. Samet senden sekiyor. Hala sekiyorum, dene bakayım. Hey! Bir sekiyor valla. Selamünaleyküm. Orta çocuğu niye bağırıyorsun ama sen de bağırıyorsun ya. Ortam, bağırdığım zaman sekiyor ama. Bir dakika, bir daha bağır.
541 ay 198.2.1.1 Nesrin Yöntürk. Nesrin Yöntürk bu 2 adet RAM senin telefonundan çıkmıştı ilk defa. Sen telefonundan girdiğin siteler Pegasus.com, Getir Yemek Sepeti, Bütün Yemekler.com, Yemek.com, Tariflerim, Ev Tariflerim.com, En iyi lahmacun yapımı, etsiz lahmacun yapımı, pide yapımı, yumurtalı pide yapımı, tek pide yapımı, çift pide yapımı, yumurtalı çift pide yapımı, Ramazan pidesi yapımı, Ramazan pideleri nasıl yapılır? Bir günde 7 kilo verme, bir günde 9 kilo verme. Bunlar sen misin Nesin? Geçmiş senden geliyor. Ya bunlar senin geçmişlerin mi? Kabul et. Bir günde 7 kilo verme. Bir de şey var Alp orada. 8 lahmacun yiyip nasıl kilo almam? Kalma oynamıyor, oynuyor. Yemek yiyorum, yemek yiyorum atacağım. Tamam. Ay Allah'ım hatta ya. Şimdi Nesrin, lütfen, lütfen Berna ablaya yazdığın mesajları bize okur musun? Annem zannedip yazdığımı da mı? Evet zaten annen zannedip yazmadığını okumanın tamam. Bir anlamı yok bizim. Berna abla olarak yazdıklarını zaten okey. Berna ablaya yazdığım bir şu. Suzi bir yarım saat sonra arayayım seni yazmışım. Sonra yarım saat sonra da bizim iş yerinin önünde inşaat var. Onun fotoğrafını atmışım yani Berna ablaya annem diye. Bu kadar mesaj, bu kadar. İki mesaj atmışım. Sonra bugün fark ettim. Dedim ki abla ben anneme atacağım mesajı sana atmışım. Yanlışlıkla geçen gün yeni fark ettim demişim. Berna abla demiş ki yok aşkım ben de ikinci annen ne olacak can yazmış. Nesrin telefonun ne zamandan beri garip davranıyor senin? Nesrin garip davranmaya başladığından beri telefonun da garip. Samet abi kamera açar mısın? Yaklaşık 20-25 senedir falan. Ben Oğuz'un fikrine katılıyorum bu arada, olabilir. Nesrin çünkü 2 ay önce Amerika'ya gideceğim diyordu. Bu orospu çocukları araştırıyor olabilir seni. Bence Pegasus CIA tarafından, sorun yok. Ben Berna ablanın psikolojisini merak ediyorum. Nesrin de tanıyor ya. Mesela o mesajlar Berna ablaya gittiğinde Berna ablanın hani tepkisini ben merak ettim ya. Hiç cevap bile vermemiş. Şey mi yaptı acaba işte ekrana bakıp şey demiş olabilir Nesrin. Yine Nesrin ne anlatıyor acaba? diyor ki Samet ben niye eklendim diyor, Berna ablaya mesaj atmışım. Nesrinciğim. Samet olayı bilmiyorsun. Yakın zamanda tükettin mi hiç? Ya ne yapıyorsun? Hayır ya, gösterme oğlum. Ne yapıyorsun oğlum, manyak mısın sen ya? Ortam belki sarhoş bir gecede telefonu eline alıyor bu, oynuyor. Gündüz ertesi gün hatırlamıyor. Bir şey söyleyeceğim tamam Nesrin. Tamam da. Berna oğlum, abla. Cihat Yol sepetine 7. sınıf soru bankası eklemiş. Her onu, bir şey ekleniyor. Onu bence kim ekledi biliyor musun? Onu kim ekledi biliyor musun? Kardeşinin adı neydi, Berra mıydı? Berrin. Berra da olmuş bu arada. Berrin bence ne yaptı biliyor musun? Seneye tekrar hazırlanacak ki temelimi biraz daha sağlamış. hayır çağır bak bir tane. Berrin izliyorsan öpücüklerimizi gönderelim. Şaka anlamında yapılmış bir şaka. Oo çağır, Berrin'in annem benim yanıma taşınıyor biliyor musun? Bugün uçak bileti aldım onlara. Şimdi bir dakika. İşte o yüzden işkillendim. Annen mi Berna abla mı yanına taşınıyor? Hangi annen taşınıyor onu biletle? Ya Suzi oğlum. Ah lan Hüso. Şimdi Nesrin bir soru sormak istiyorum. Bilet aynen Berna ablaya alın. Sen demiştin ki. Eklenenlere bakıyorum. Sen demiştin ki ben anneme annem diye kaydetmediğim halde anneme mesaj atarken annem diye kaydedilmiş Berna Hanım'a mesaj attım dedin. Doğru mu anlıyorum? Evet. Doğru anlıyorsun. Aferin. Çok ilginç. Kime aferin? Kendine aferin mi dedin? Peki bu geçen sürede annen istemedi mi kızım bana niye yazmıyorsun diye? Hayır, annemle biz genelde araşıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman Berna abla yazacağım mesajları da kime yazmış oldun? Yani o kişi kim? İşte iki gündür Berna ablaya mesaj atacağım. WhatsApp'a yazıyorum, Berna yazıyorum. Ya bu şaka mı abi ya? Bu bir, bak bu bir eşek şakasıysa bunu sorunlandırın hocam gerçekten. İnsanlar gerçekten bak anlayamam, bunu anlamdıramadı yani şu anda. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim annemler buraya gelecek ya, evde birazcık pis gelecek ya. Berna ablaya yazayım. İki gündür de Berna ablaya ulaşmaya çalışıyorum ama şöyle. Ama kime yazıyorsun Allah biliyor. Düşünsene son bir senedir temizliğe başkası geliyormuş, fark etmemiş mi? Hayır. Kimse
kimse çıkmıyor Berna diye kayıtta. Allah Allah dedim, WhatsApp'ını mı sildi acaba falan diye düşündüm. Ararım bir ara dedim, üşendim. Bugün de baktım, bugün de yok falan. Dedim ki bir mesaj geçmişlerime bakayım ne olmuş diye. Bir dakika, sana ben şöyle bir şey gelmiş. Güzel saf RP'si Nesrin diyen var. İstediğini söyleyebilirsin oradan. Söyle söyle. Bir şey söylemeyeyim. Dersini hayır, görmeler lazım. Hayır, kimse öyle düşünmeyecekti. Ben... Hayır, hayır, malım ben Mustafa, malım. Sen ateşi buldun mu kardeşim? Çağatladınız mı? Amık senin. Geçer, ya of bu ya. Ben mamilere sorayım dedim. Tam belki bir şey biliyorlardır falan, böyle bir hack yöntemi bir şey vardır. Ne bileyim, ben bilmiyorum ya çok. Mamilere sorayım. Peki benim anlam, bak, bak her şeyi anlıyorum. Tek anlamadığım nokta şu. Seni hackleyen o ucu ve orospucu kimse yer tabii, tanımıyorum ama. Yani senin annen ve temizlik için gelen Berna ablan ve sen üçgeninde niye böyle bir oyun oynadı sana? Anladın mı? Buradan çıkarı ne? Acaba eski temizlikçinin oğlu falan mı ekledi? Hayır, bir de Trendyol sepetine eklediği şeyler de garip garip. Aslında saysana. Böyle... Bir şey daha sormak istiyorum. Oradan info alabiliriz ama. Berna ama. Hanım. Berna Hanım. Senin annen olabilir mi? Ya değil Oğuz ya. Tamam, o değil. Sabah programına çevirdim. Berna Hanım. Berna Hanım, senin evinde bir çocuk besliyor olabilir mi? Yok. Evde yok senden mu? Başka bir canlı var mı? O zaman şöyle kediler diyeyim sevgili ya, Çağrı. Kediler. Ben buradan bak, IP'den ben... bakıyorum. Nesrin, koltuğunun arkasında 3 yaşındaki bir bebeğe 2 kilo bebek bezi, direkt kilogram bazından 2-1-14 yaş arası bir bebeği bezdirirken ev yatırımı yapmadan Akdeniz'den ailem taşınacağı için notunu sen mi bıraktın Trendyol'a, ben mi bıraktım? 198.122.1.1 IP'sinden sen bu yorum yaptın mı? 2 tane büyük bebek bezini siparişini ettin mi Trendyol'dan? Bebek gözüme işte. Sipariş ettin. Hacklenmişim, başka biri yapmış onu Alp. Yok yok, bu arada baktım, sipariş verilmiş mi benim hesabımdan diye, verilmemiş. Sadece sepetime ekleniyor. Kartın kayıtlı mı? Kayıtlı. Eyvah. Ama kod istemiyor mu ya? Bir dakika bir dakika. Tamam. Bak bir tane kod yorum gelmiş Nesrin. Nesrin bir tane yorum gelmiş. Güzel rap yaptın ama ben yakaladım. Annenle arayarak konuştuğunu söyledin ama Berna abla annem diye kayıtlı dedin. O zaman anneni nasıl aradın? İşte şimdi bunu dolaba bir mermi sıkacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Çünkü annem de bende anne diye kayıtlı. Bu bir. İkincisi de genelde beni hep annem arar. Ben de anne şu an işim var. Beni bir saat sonra ara derim. Annem bir saat sonra arar. Annem anne diye değil, Suzi diye kayıtlı dememiş hayır, miydin? Hayır bir dakika. Hayır. Attığım mesajı Suzi ile başladım diyor. O Suzi büyük annesi oyunu anne olarak kayıtlı. Berna annesi annem yazıyor. Ya. RP kat. Hayır. Sevgili Çağrı. Bir şey sevgili Çağrı ve jüri. Sevgili Çağrı. Evet. Tek bir şey söyleyeceğim ve sen bu olayı çözeceksin. Bu konuyu ya. Nesrin'e lütfen sorar mısın? Bu evde 2 yaşında bir çocuk için pijama ve yanında da dörtlü duble lahmacun söylendi mi söylenmedi mi sevgili Çağrı'da? Sevgili Nesrin. Sevgili Nesrin. Evet Çağrı. En son o eve dışarıdan ne sipariş edildi en son o eve? En son bugün en son mücver siparişi verdim. Mücver mi? Evet, kabak mücver. Kaç tane sormak istiyorum, özel değilse cevaplar mısın? Hiç de beklemiyordum. Ne? Nesrin kaç tane acaba mücver sipariş ettin, özel değilse tabii ki. Bir porsiyon söyledim, içinde 3 tane oluyor böyle. O zaman sevgili Çağrı, buradan ben matlık hamlemi yapıyorum. Evet. Bugün mücver restoranına yaptığı yorum, Nesrin Öztürk'ün yorumu. Fiyatı bu kadar uygun görünce ilk başta tereddüt ettim ama çocuğum çok beğendi. Özellikle 3. mücveri 2'ye katlayıp yedim. Performans açısından da çok iyi bir restoran. Dedim mi demedim mi Nesrin? Bunu yazdı mı restorana? Yazmadım. Gerçekten yorum yazacaktım. Bulamadım yorum kısmını. Peki ben değerli jüri üyelerine bir şey sormak istiyorum. Allah Allah. 3 saatte getirdiler çünkü. Senin mücver krizini 3 saatte mi giderdiler anca? Çağır cidden 4 kaçta 5'te mi ne sipariş verdim? Akşam geldi 8'de mi ne? Neyse ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ayrıntısı detayı. Senin Trendyol şifren ve kullanıcı adın başka birisi de var mı? Yani belki telefon eklenmedi. Belki televizyon eklendi. Ne bileyim. Belki saç kurutma makinesi eklendi. Nesin bir keresinde buzdolapları eklenmişti. Aynen 2012 senesinde buzdolapları eklenmişti.
Öyle bir hikaye var. Bilmiyorum Çağrı, ben bile hatırlamıyorum ki şifremi. Girmiştim telefona, öyle kaldı. Annemlere falan sordum, yok dediler. Ama o kayıt işi, bak 3 seçenek var. Bir tanesi cidden hacklendim. İkincisi ben geceleri uyanıyorum falan, farkında olmadan atıyorum işlem falan yapıyorum. Anlamadım, uyur gezer gibiyim herhalde. Üçüncüsü kötü yani, korktum birazcık. Üçüncüsünü de söyle, hayır burada konuşalım üçüncüsünü. Üçüncüsü de ulvi insi yaratıklar var. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Ulvi yaratık acaba takmaz olur. Perilev mi? Değil. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi bu üç ihtimalden ikinci ihtimali bir sildim öncelikle. Senin gece uyurken yanlışlıkla eline telefon al falan, öyle bir şey yapmazsın diye düşünüyorum. Benim için bu ihtimallerden iki tane ihtimalimiz var. Ya gerçekten hacklendin ve birisi senin peşinde, yani bu hack gruplarından bir tanesi olabilir. Diğeri de o ev sana pek yaramadı. Satır ben, olabilir evin altında. Satır değil, gerizekalı. Yatır. Katır mıydı? Yatır, yatır. Katır mı? Katır olabilir evin altında. Yatır, evet. Ama apartman orası. Apartmanın belki niye tam nesine mi denk geldi? 8. katta mıymış? O kadar mı yükseliyormuş? Bir yıldır oturuyorum, hiçbir şey olmadı. Ya. Belki de nesin oldu bir yıldır. Belki de sen onun hoşuna gitmeyecek bir hareket yaptın. Ha? Olabilir mi? Ya Çağrı, bilmiyorum. Ben böyle şeylerden tetikledin. Çok korkarım. En son ne yaptın? Eve kedi almak gibi belki. Acaba kedi aldın. Aa, kedi mi tetikledi acaba? Ne yapıyorsun Yağmur? Korkarım valla. Kediler bak, korkuyordu, gelmiyordu salona. Kedilerden bak, birisi cinli. Bir dakika. Alp dayı ne diyor bunlar? Alp dayı bizim kedilere. O kedilere Alp'ten mi aldın o kedileri? Alp'ten mi aldın kedileri? Evet. Ulan Alp o kedilerin üstüne işemişti. Allah kahretsin, neden aldın o kedileri Alp'ten? Salar. Kedileri niye katıyorsun? Kardeşim Alp cenabetken o kedilerin üstüne işedi yeni doğduklarında. Öyle bir inanış varmış onlarda. Alp burada kendisi konuşsun. Doğru mu Alp? Ben maneviyim ben. Dinim manevi. Bizde böyle bir gelenek var maalesef Nesrin. Ama bu yani bilmiyorum başka bir şey çeker mi bilmiyorum. Of. Bu burası beni gerdi biraz. Çünkü manevi deyince... Nesrin'in son zamandaki kliplerini falan hatırlamak istiyorum. Tam Nesrin neyse ben demeyeyim de kimse fark etmemiş olsun. Tamam da salladı kendi. Nesrin kedilerle hiç elektronik taramadan geçerken kedilerin öttüğü ve kedilerin dıt 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 yapması şüphesiyle güvenlik seni durdurdu mu? Bu kedileri yani bir eşin dostun çip yedirmiş, bir malzeme yedirmiş olabilir mi? Çünkü senden aldığım verilerde senin en son çamaşır makinesi ve kurutma makinesi baktığını görüyorum. Doğru muyum yanlış mıyım? Ya doğrusun. Kurutma makinesi baktım, Sametler beni kazıklıyor mu acaba diye. Bak. Vay da güvenle kalmamış. Oha. Lan buna Samet ne diyor lan bu? Kaç paralarınız kıza kurtmamış. Kedin cinlenmiştir Nesi. Samet şeytanı gelmiş olmasın. Eyvahlar olsun. Salak. Ya bir bakmaz mısın? Salak konuşma. Bir şey söyleyeceğim Nesin. Sen acaba sana mı çip yerleştirir lan Nesin yoksa sen? Arkadaşlarına karşı böyle değildin sen. Hayır. Ya Çağrı öyle deme şimdi. Sana kaç para dediler bunlar kurtma makinesini? 4000'e aldım. Kimden sıfır aldın? Sıfır makinayı 4000'e aldın tertemiz. Ama bir dolandırılıyor muyum diye korktum ve internetten de bir kontrol edeyim. Ya ortam Allah aşkına kontrol etse ben bunu dolandıramaz mıyım? Yine dolandırırım ki. Evet canım. Bu da doğru. Doğru yani. Bir şey söyleyeyim mi? Peki kurutma makinesi olduğuna emin misin yani aldığın şeyin? Daha hiç kullanmadım ki. Kullanışını da bilmiyorum. Ona da bakmak için yazdım Google'a. Samet anlatırsın bir yere. O üçlü çıkartıyor. Son zamanlarda bak şöyle bir yorum yapayım. Son zamanlarda Nesin çok da küfür ediyor zaten. Bence Nesin de cinler çağırırım. Ya hayır ya yapmayın. Ben bir tövbe korkarım böyle arkadaşlar şeylerden. Yapmayın öyle şeylerden. Tövbe estağfurullah. O zaman Nesin şöyle yap. İçine bak böyle. Bak. İçine doğru bak. Böyle. İçine doğru böyle bir tükürmen lazım. Çok yapman lazım. 3, 2. Balgam atmayacağım bak. Salak yerlere kaydırmayın konuyu. Balgam atmayacaksın. Samet sen niye korkmaya başladın ya? Ben korkmuyorum da orospu çocuğu. Sen yakında çarpılacaksın.
Muzahmet orası bir çocuğu da sıkıntıya girdi amına koyayım. Salak salak geberecek. Dalga geçmeyin. Sevgili Samet Yılmaz'a o zaman bir tane onun da geçmişinden bir şeyler buldum. Sevgili Samet Yılmaz. Beş yolda eskort baktım mı orası çocuğu doğru söyle. Renkli rüyalar otelinde. Orası bu çocuğum. Kaç yıldır kaydediliyor bu bilgiler? Koptum anarızı gibi. Ben buna baktığımda internet yeni bulunmuştum. Şimdi aynı kadın evini arabasını aldı amına koyayım emekli oldu. Nesrin peki senin bu konu hakkındaki düşüncen ne? Nasıl oluyor olabilir bunlar? Chat'teki teorileri okuyordum da. Nasıl işte ya? Ben saydım. Ya iCloud başka yerde açık olabilir mi falan diye sormuşlar da ona da annemlere sordum yok değil. Nesrin yaptım benim ya. Anlayamadığım şey sadece senin Berna ablanın isminin nasıl yani. Annem olarak. Annem olarak mı değişmiş, Suzi olarak mı değişmiş? Hayır, Berna ablayı annem olarak kaydetmişim. Annem de ben de anne diye kayıtlı. Birinde anne, biri annem. Sonunda M var. Peki bu olaylar öncesinde yani bundan bir ay önce, iki ay önce annen ne diye kayıtladı telefonunda? Annem yine anne. Annem yıllardır anne bir tek. Sonunda M'siz anne diye kayıtlı. Niye anne? O senin Berna annen. Annem deseydin ya oraya. İşte. Acaba şöyle bir şey olmuş olabilir mi? CIA telefonuna girdi mesela yazılımla. Baktı sende hiç annem diye böyle senin annen olmadığını düşündü ve WhatsApp konuşmalarını inceleyerek sana en uygun anne profilini ya benim aklıma çok korkunç acaba? Şeyler geliyor. Ben şimdi burada... Ya Çağrı söyleme hayır. Hayır hayır acaba söylemeyeyim de ama... Acaba bende delilik mi var? Sende delilik bence aa, olabilir. Yoksa... Ama benim aklıma başka şeyler de geliyor Çağrı bu arada. Çağrı söyleme. Gerçekten ağlarım. Ben bugün korktum bayağı da. Şimdi Nesli şöyle bir şey geliyor. Yanlış anlama. Senin telefonuna belki bir bilgilendirme yapılmak isteniyor. Sana bir mesaj gönderilmek isteniyor olabilir. Çünkü hatırla Hüso'yla beraber çektiğiniz Antalya vlogunu hatırla. Evet. Orada sen baba baba diye Hüso'ya gidiyorsun. Hüso da ne yapıyor? Ne yapıyor unuttum. Berine sarılıyor. Berine sarılıyor. Sana hiç pas vermiyor. Berindeler. Fark ettin mi bunu? Evet. Aa, hayır burada... olmasın. Hayır bunu anlatmak zorundayım. Abi yapma bunu. Şimdi buradaki bu tarz bir bilgilendirme sana gönderilmiş olma ihtimali yüksek. Çünkü bak annem babam Berin Antalya'da yaşıyorlar ve mutlu bir aileler. Sen burada tek yaşıyorsun. Gerçek annem Berna abla. O zaman çok üzülerek sevgili Çağrı ben açıklıyorum her şeyi burada gördüğüm bilgilere dayanarak. Evet. Nesrin Öztürk 1999 senesinde ağır şizofreni tanısıyla Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yatırıldı. Genel bilgi olarak şahsın her şeyi tamamen kendi kafasında kurdu. Etrafında gördüğü objelerin tamamını yemek olarak gördü ve 4 annesinin bulunduğu söyleniyor. Annesinin isimleri... Zerrin, Berrin, Aylin ve Zübeyde Hanım olarak geçiyor. Kendisi yoğun bir şekilde şizofreni hastası. Nesli. Ağzına müzik veriyor ya. Ben zaten şunu da düşünüyordum. Acaba dedim hani akşam falan gece arada uyanıyorum kediler uyandırıyor falan ya ben fark etmeden böyle bir şey mi yaptım kafam mı gidikti falan. Arkadaşlar yeni gelenler için olayı açıklıyorum. Senin ismin ne? Nesrin ama gerçek Nesrin. İsmini soruyoruz. Ya Çağrı. Nesrin. Diğer ismini Şerzin. Soruyorum hani diğer Şerzin insanlarla. Şerzin Güneş. Şerzin. Çağrı kayıt. Şimdi Şerzin'cim bak bizden bir şey gizlemene ve saklamana gerek yok sadece onu söyleyeyim. Arkadaşlar yeni gelenler için Şerzin Hanım son günlerde garip olaylar yaşadığını, temizlikçisine anne dediğini, anne diye mesajlar attığını ve bunun farkında bile olmadığını söyledi. Temizlikçisinin de Nesrin'e kadar sevmediği bu olaydan ortaya çıktı. Temizlikçisi yani bir kızım falan bile yazabilirdi, yazmamış. Birazcık oynayabilirdi temizlikçi yani anladın mı? Sen bir anne şefkati görmek istemişsin belki de bilinçaltında. Annen de o sırada bir yerine bir şefkat veriyordu belki o esnada. Seninle ilgilenemediler. Dolayısıyla böyle bir şey olmuş olabilir. Bu en büyük tezimiz bu arkadaşlar. İkinci ihtimal Nesrin'in şizofren olma ihtimali var. Kurtma makinesi almış. Yeni kurtma makinesi almış.
O da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Nesrin. Güle güle kullan. Sağ ol. 4000 TL kurtma makinesi aldım arkadaşlar. Sizce kazıklandım mı? Size şöyle bir şeytan tarafından dolandırıldım mı? Yorumlarını bekliyorum. Ama cidden sıfır gibi çar, hiç kullanılmamış. Lan zaten Nuri onu kullanmamıştır ya. Elle mi yıkıyordu? Ne demek kullanmadı? Kurutma makinesi yıkıyor mu amına koydum? Yıkıyor da. Yapanlardan değil mi? O yıkıyor, evet, ikisini bir arada yapanlardan. Bir kurutma bu. Hayır oğlum, bizimki ayrı kurutma. Yıkamıyor bu. Sen nesin? Ürünü aldın mı? Parayı gönderdin mi? Ürünü aldın mı? Yoksa parayı gönderdin mi? Ürün daha gelmedi mi? Bu sefer ürünü verdik, para gelmedi. Parayı almadım daha. Samet, daha param yok şu an. Oğlum, Samet bir dakika, o zaman ben 5 mi veriyorum? Bana ver. Bana sat. Nesin aynı 15'i geliyor. Aa, dolandırıldı. Sen böyle bir dakika. İkinci elin. Bir dakika. Ben çözdüm. Sevgili Çağrı, verdiğini düşünüyor parayı, ödedim diyor. Öyle mi? Ödedim diyor, parayı verdim ben çoktan diyor, ödedim diyor. Nasıl, bir dakika sevgili Samet. Samet Yılmaz. Sevgili hiç Samet, parayı aldın mı sen? Valla şizofren dinlemem Nesin, para mara vermedin bana. Bir dakika, ama kendisi verdiğini iddia ediyor burada. Samet nasıl? Bir de verdim, elden vermiştim ya, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Benim sana vereceğim 1250 doları ben sana 2500 olarak vermiştim ya, oradan kalan borcundan ya, üstüne ekle onu. Samet burada hesaplarımızı dökmedi. Bir şey söyleyeceğim. Bu Nesrin'in 2020'nin sonunda alınan BNB'lerine ne oldu Samet Yılmaz? Bunu da sen açıklayacaksın bu gece. Ne oldu amına? Kripto piyasasından zarar etmeyen bir tek bu var. O dün BNB'leri sattı, dolar 8 liraydı. Verdi bana parayı, dolar oldu 18 lira amına. Nesrin kasa katladı bende. Hayır tamam, ben o parayı doları çekecek. Dolal. Sen de dedin ki bana ver falan filan, ben bilerek yapmadım ki. Şartlar böyle gelişti. Ben de Nesrin'den aldım, BSR'ye bastım. 3 dolardan BSR aldım amına. Şu an 10 cent. Arkadaşlar, Nesrin kripto piyasasında birazcık sert tokatları yiyenlerden. Şimdi Nesrin hikayesini dinleyeceğiz hep beraber sizden. Kripto piyasasına girmesiyle kripto piyasasının Nesrin'in içine çekmesi bir oldu adeta. Bakın işte o yarım BNB'sini nasıl kaptırdı şeytanlara. Haberin detaylarıyla sizlerle olacağız. Nesrin, ben bir şey soracaktım. Ben bir olay çözümlemesi yaşadım. Sen şimdi bu... Pardon. Sen bu çok kurutma makinesini ne zaman eve getirdin hep beraber? Dünden önceki gün galiba. Bu olaylar ne zaman yaşandı? Dünden bu önceki olaylar gün. İşte ben bugün tam anlamıyla her şeyi fark ettim ama yaşanalı olmuş bir hafta. Sen peki bu şeytan navı pazarlığı ne zamandan beri yapmaktasın? Bak burası önemli. Bir buçuk sene oldu. Hayır, bu son... Son ticaretinizi ne zamandan beri? Son ticaret. Samet bir hafta 10 gün oldu. Evet. Biz kurutmayı konuşmaya başlayalım. Evet. Bir dakika. Tamam. Tamam, akşama. Şunu söyleyeceğim sana Nesrin. Sence de bu işin içinde bir gariplik yok mu? Şeytanla bu ticareti pazarla yaptıktan sonra. Samet. Nesrin, çip takıp yolladım sana. Ya oğlum, şaka yapıyorum. Yok Çağrı. Dedi 3 harfli. En son ne zaman çamaşır makinenin içini kontrol ettin? Pardon, kurutmanın içini kontrol ettin Nesin. Etme ya, Nuri'nin kirli bir donu dün çıkabilir oradan. Dün etti yani. Ya Allah. İç bölmelere baktın mı Nesin'cim? Çok bakmadım. Yüzüstü baktım birazcık. Yüzüstü bakmak şey nasıl? Yoktu. Yani yere kapaklandın. Yere dümdüz yattın banyoda. Öyle mi baktın, aşağıdan mı baktın, anlayamadım. Hayır Çağır, yüzeysel baktım. Ya ben bana bir şeyler oldu galiba Çağır. Ben bu aralar iyi değilim. Sen bak bu aralar. Bak ne istin, sen bu aralar harbiden iyi değilsin. Bu aralar yaklaşık yani böyle bir... Ağlayacağım. 3 sene. 3 senedir falan iyi değilsin. Ama inşallah toparlarsın. Peki takmaz nerelerde? Bak ağlayacağım. Takması da görmüyoruz bir haftadır. Takmaz nerede? Takmaz, yoksa takmazı gidiyor. Evinde yedin mi? Ya. Arkadaşlar Nesin takmazı yemiş. Hayır ya.
Bir anda nasıl bu kadar kilo aldı diyorum ben. Ya Samet ya. Samet kötüyüm diyorum zaten. Psikolojimi bozmasana. Çağrı dün ne yapıyorlar biliyor musun? Komplo kurmuşlar bana. Hayır ya Mustafa. Bir dakika Hasan. Bir dakika. Ben atıyorum. Ne yapmış Hasan? Döner dağıtıyordun ya sen. Ben evet. İşte birileriyle sohbet ediyorum orada işte. Fotoğraf çekiniyorum sonra falan. Hasan geliyor böyle şey diyor. Ondan sonra Nesrin abla diyor. Sana döner vermiştim tut diye. Dönerimi sen mi yedin falan diyor. Başka insanların yanında bana. Yok bile. Komple kurmuşlar. DP'ye girmiş. Çağdan ben sana döner aldım ya. Evet kardeşim. Hasan, peki Nesrin bunu yedi unuttu mu? Açıkla bunu. Büyük bana öyle ya. Yedi unuttu. Ben Çağdan birden döner aldım. Tamam. Sonra şey Ferit abi istedi abi bir tane. Onu almak için de Nesrin ablaya verdim 2 dakika. Tutsana diye. Çağdan Ferit abiye döner götüreceğim diye. Aldım. Ferit abiye gittim dönerimi verdim. Dönüşte yok. Nesrin abla yok etrafta. Nesrin abla da tatta. Nesrin, peki bir şey soracağım. Şu an odada, yani bu sevgili dostlarımız dışında birisi daha var mı? Bir arkadaşın daha var mı yanında? Odanda konuştuğun bir dostun daha var mı bizimle birlikte? Yanında oturuyor şu an. Ya, ay korkutma beni ya. Bir şey söyleyeceğim Nesrin, sen geçen gün oyun oynarken... Senin arkadaşın gelmişti. Hayali arkadaştan bahsediyor. Aa, bir şey söyleyeceğim. Merve miydi? Sen geçen gün oyun oynarken, Benjamin bana bir bardak su getirir misin dediğini hatırlıyor musun? Bu Benjamin'i biraz anlat bakalım Nesin. Şu Benjamin'i biraz anlatır mısın Nesin'cim? Bak seni yargılamıyoruz. Kim bu Benjamin onu anlat önce. Bak, Benjamin ona... sana iyi çok mi davranıyor? Selam söyle. Melodi'yi mi çağırsak acaba? Melodi burada mı? Hayır. Elimizde ağır vaka var da. Çağrı bir video izlemiştik ya bir ara yayında. Arkadaşların deli olduğuna inandırmaya çalışıyorlardı. Doğru. Bahsettiğin Nesin? Şu an bahsettiğin Benjamin bizimle beraber bu yayını izliyor mu peki yanında? İçerki odada mı? Ya bak öyle inanacağım. Alp dayı şu an bu şaka yapamıyorum. Korktum. Ama sen geçen gün... şeylere çok korkarım. Sen geçen gün dedin ki... Benjamin kedilere su koyar mısın dedin. He tamam falan yaptın sonra. Biz seni bozuntuya vermedik. Benjamin kim falan dedik. Herhalde Amerika'dan mektup arkadaşı edindi kendine falan diyoruz kendi kendimize. Arkadaşlar yayına yeni gelenler için hemen olayı anlatıyorum. Nesrin hacklenmiş mi delirmiş mi belli değil. Telefonundan mesajlar gönderiyormuş birilerine. Girip işte alışveriş sitelerine bebek bezi, 7. sınıf soru bankası falan alıyormuş. Çikolata, kulaklık. Çikolata, kulaklık. Çikolata... Almanı anlayışlı karşılıyorum. Çünkü sen alırsın çikolatayı. O sen de olabilirsin. Lan o ne? Nesrin'in pencere... Yapmayın arkadaşlar. Hayır ben bakamam ya. Bak seni yargılamıyoruz. Ne yapacağız? Ben orada sabaha kadar. Ya ben hep Discord'da kalırım. Kim bu Benjamin? Onu anlat önce. Bak, Benjamin sana iyi davranıyor. Çok selam söyle. Melodi'yi mi çağırsak acaba? Işte gerçekten düşünce. Melodi burada mı? Bir dakika Nesrin hareket etme. Ağır vaka var da. Ya dur. Çağrı bir video izlemiştik ya bir ara yayında. Nesrin kımıldama dur. Deli olduğuna inandırmaya çalışıyorlardı. Nesrin'cim. Bak sen. Orası salak gibi izletti bizi o pencereyi de. Nesrin. Bir dakika sakin. Dominosimus parasol. Nesrin ama da senin nomine. Yapma Alp dayı yapma bu çünkü çok kötü yan etkileri var bunun. Sakın Nesrin. Kabul etmiyorum de. Kabul etmiyorum. İmba Nesrin ostanaz. Kabul etmiyorum de. Hayır de hayır. Eline çarpı yap. Eline çarpı yap. Adam gitti. Adam gitti. Kabul etmiyorum de. Nesrin. Kurtarma. Eline çarpı yap. Eline çarpı yap. Kabul etmiyorum de. Hepsi Alp'e gitti. Kabul etmiyorum Alp. Ne olursa Allah'ım. Allah'ım çarparsan sadece bunları çarp. Arkadaşlar olay çözüldü galiba. Bir iki tane şizofren. İki tane şizofren dört tane orospu çocuğu vakası tespit ettim ben. Bu. Kara orospu çocukları vakası. Efendim Rıdvan abi. Rıdvan abi kim ya? Samet abinin şey. Gitti Samet abi. Rıdvan abiyle konuşmaya gitti. Abi. Dostum, Mert'cim afiyet olsun. Teşekkürler.
Ya odanın ışıklarını öyle yaptın diye Sprite içme kendine hak mı gördün? Mert. Efendim Karaman Hanım. Daha önce içmiş miydin bunu? O oyuncu içeceği değil mi o? Ya wow. Markayı kapat oğlum. Pardon. daha önce içmiş miydin bunu Mert? Wow. Ben öyle, ha, sen öyle ama. Çift elle tut onu aynen. He, aynen. Alo. Kesin ben şeyi merak ettim. Salak gerizekalı. Ronaldo geldi. Ronaldo. Alo. Ronaldo. Neredesin lan? Nerede oğlum? Odada. Lan oğlum. Ya kapat abi. Oğlum bir yere gözükecek şimdi ya. Yok abi gözükmez. Konuşuyoruz bir sabahtan da. Allah Allah. Böyle. Kapat ya. İyi ne oldu? Görüşürüz. Bay bay. Neyse bak ben şunu merak ettim. Bir RP söylentisi var ya, tamam biz biliyoruz zaten RP olmadığını ki birçok insan da biliyor. Arada inanmayan varsa kaynamıştır birkaç tane. Şunu merak ediyorum. Hiç bu durumu suistimal edip RP yaptığın gerçekten oldu mu? Nasıl olsa hani biliyorlar RP olmadığımı artık ya, diye. Ya ne alaka? Hiç suistimal ettiğin oldu mu bu durumu? Bir şey söyleyeceğim. Lalibert az yüzbüt göndermiş. Abi şu an yanlış yere odaklanıyoruz. Asıl olay da Berna abla da. Berna abla yıllardır çocuk hasreti çeken biri ve Nesrin'i kızı gibi görüyor. Uyurken telefonunu aldı. Bu gizemli müziği versene mama arkadan. Dın diye. Undertaker'ın şey diyor. Titan'da. Uyurken telefonunu aldı, ismini değiştirdi. Ve her mesajı aldığında mutluluktan ağladı ama çaktırmadı Nesrin'e. Ortamla işbirliği yapıp Trendyol'a eklediler. Ve Berna abla kızı Nesrin için kitap sipariş etti. Kitap ne, 7. sınıf kitabı? Çünkü Berna abla kızını 12 yaşında sanıyor. Ananızı gibi. Şimdi konuş Nesrin. Berna abla Nesrin'i 12 yaşında zannediyor. Şey tamam Mami, bir şey söyleyeceğim. Berna abla seni 12 yaşında mı zannediyor? Vallahi konuşuyorlar şeyden zannediyor olabilir. Yok yok Çağrı biliyor yaşımı ya. Ben ama... uyurken temizlik yaptı mı? Evet onu söyleyecektim. Ben uyurken temizlik yaptı. Herkes bir sessiz oldu Mert. Alper, yoksa uyurken. Nesrin 12 yaşında mı? Hayır arkadaşlar 12 yaşında Nesrin... değil Nesrin. 24 yaşında. Berna annen ne zaman gelecek temizliğe? Cumartesi günü. Bak hiç şey yapmıyor Berna annen diyorum, hiç yadırgamıyor. Nesrin peki anladım ki. Berna annen sana çocukken nasıl davranıyordu? Biraz ya, oralara Alp inelim. Ya Alp öyle biri yok. Alp diye biri yok mu? Alp diye biri var. Alp burada. Alp seni görmüyor. Aha. Kötü. Çok kötü. Çağrı bunu çözsene. Çağrı çok kötü. Alp'i görmüyor. Ya bu çocuk 8 kilo verdi de ya bu kadar görünmez olmadı ya amına koyayım. 15 değil miydi ya? Allah ya, Allah. Bilmiyorum. Cidden ben yanlışlıkla yapıyor olabilirim bunları. Ne bileyim. Nesrin. Telefonun cebinde yanlışlıkla. Aa bir dakika ne? Söyle söyle. Söyle. Ne oluyor biliyor musun? Ben mesela telefondan video falan izleyerek uyuyakalırım. Yayın falan izlerken. Telefonda hep açık kalır ekranı ya. Acaba dedim Trendyol'da falan mı böyle yanlışlıkla kediler tıkladı da onlar mı sepet ekledi yanlışlıkla diyecektim de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi masum kedilere, yavru kedilere bok atıldı şu anda. O masum yavru kedilere. Buna sessiz kalmayalım. Bunu Twitter'da mı hashtag mi yapalım? Ne yapalım artık bilmiyorum. Ben buna sessiz kalmak istemiyorum abi. Kediye bakar mısın? Sağımı yani? Sübyen iki tane kediye bok atıldı şu anda. Kedilere atıldı suç. Hayır hayır Çağrı çünkü ben laptop bazen açık bırakıyorum falan. Kendi kendileri klavyeden tuşlara basıyorlar. Oynamayı seviyorlar öyle teknolojik aletlerle. Öyle düşün de annem yazamaz işte onu. Kedilerden kendisi. Yo yazmıştır ya kedilerini annem yazmış. Çağrı kediler derken ben Nesrin'e bir tane kedi verdim sadece. Oha. Hangisini verdin sen dayı? Hangisi değil baba bir tane kedi verdim. Geçen gün de yayında sadece bir tane gösterdi diğeri uyuyor dedi. Aa ikinci kedi aslında hiç yok muydu? Hep bir tane mi kedi vardı? Kedi cin. Bir dakika. Kedi cin. Bir de öbür kedi o kediye gitme falan diyordu. Bir şey söyleyeceğim. Diğer geçen kedi ibne mi diyordu? Sen niye kediye ibne diyorsun Nesrin? Hayır ne zaman dedim onu? Bir şey söyleyeceğim. Bir geçen de kediyi diyordu, göster çağır, dedik. Çağır. Bir tane kedi getirdin ekrana. Ananı sikeyim yoksa.
Çağrı diyordu ki o gün, hatırlıyor musun? İşte o buraya gelen kedi bu Nesrin'in yanına gitmek istiyormuş da öbür küçük kedi bu omzuyla falan vurup gitme falan diyormuş, hatırladın mı? Öyle diyordu Nesrin. Allah Allah. Ben hatırladım. Arkadaşlar saatlerimiz 00:00 gösterirken herkes biraz duygusuz davranıyor ve kendimi çok yalnız hissediyorum. Evet Nesrin. Telefonun model marka model alabilir miyiz? iPhone 11. Pro mu? iPhone Max mi? Sürümün kaç? 100. 100 iPhone 11. Bir bakalım iPhone 11. 100 iPhone Siri'ye 11. Sorsana Nesrin. Cinlenme vakaları. Ya. Sevgili Çağrı, ben sana özelden bu kedinin kim olduğunu, Nesrin'in neye bulaştığını IP'den bulup yolladım. Sevgili dayıcım. Bakıyorum hemen yanda. Bu olabilir. Allah'ım inşallah bu olmasın ya. Şimdi dedi ki aynen şu şekil. Ulan orospu çocuğu dedi. Ulan dedim biri mi bana sürüyor? Kedi mi? Kedi. Şöyle sağa sola baktım, hiç kimse yok. Elektriği şöyle çaktım. Elektriği dedi gözüme tutma dedi. Tamam mı? Ulan elektriği gözüme tutma deyince ben dondum kaldım böyle. Yani desen ki korkmadın, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Ben dondum kaldım böyle. Elektriği hafif böyle çevirdim. Ulan dedi, şerefsiz dedi. Herkes dedi evinde dedi sıcacık yatağın içinde dedi yatıyor dedi. Sen dedi çıkmışsın dedi dağ taş geziyorsun dedi, altın bulacaksın. Altın bulamazsın dedi. Tamam mı? Siktir git dedi evine dedi. Herkes dedi evde dedi, çoluk çocuğun içinde dedi, sen burada dağda taşta geziyorsun. Ben hemen yavaş hemen döndüm. Patika yol vardı. Patika yoldan direkt aşağı geldim. Çantam vardı yolun kenarında. Çantamı aldım sırtıma, vurdum, yola geldim. Nesrin'in kedisinin nezdinde siktir git dediğini hayal ettim de. Evet. Oh. Vallahi şaka maka gerçekten gerildim de. Şaka maka. Bence ben yanlışlıkla yaptım bunları ya. Ali Bertaz 100 bit daha göndermiş. Berna abla bu arada kurutma makinesine ihtiyacın olduğunu bildiği için Samet'e yönlendirdi ve uygun fiyata Samet'in kazıklanacağını bile bile Nesrin'i o makineye aldırdı. Çünkü yıllar önce Samet Nesrin'i 4000 TL villada kalıyla dolandırdı. Kızının intikamı için yaptı bunu. Cefakar anne ve Nesrin'in yemek siparişlerinin geç gelmesinin sebebi o yemeklerin hepsini Berna abla yapıyor kendi elleriyle. Bu arada Çağrı bir şey söyleyeceğim. Bu mesajda bir ipucu daha. Mesaj var. Bir ipucu daha, Berna'nın kocası bir şirket. Bir dakika. Bir ipucu daha, Berna'nın kocası bir şirket dedi. Şube müdürü. Peki Nesrin'in kedisinin adı ne? Bir şey söyleyeceğim Çağrı. Gerçekten. Alo. Alo, seni dinliyoruz. Şu an şoka girdim. Tamam, söylüyorum şimdi. Berna abla Nuri'ye de gidiyordu normalde. Bana müdür. Berna abla söyledi. Nuri'lerde kurutma makinesini alsana, sen de zor kuruyor falan filan bilmem ne cacut diye. Onun yönlendirmesiyle aldım. O mesajdaki o kısım gerçek. Bir dakika arkadaşlar, bilmediğiniz bir olay var. Berna abla hem Nesrin'e gidiyordu hem de Nuri'nin evine gidiyordu temizliğe. Evet. Acaba Nuri öyle bir şey diyeceğim. Nesrin bir saniye dur. Nesrin bunlar... Şu an yayın izliyor olabilir mi Berna abla? Kapat sol tarafı. Niye? Ya bir... Ananı sikeyim. Ha, ah. Abi bir yayını kapatıp silelim hemen. Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Kaçalım bak. Ne oldu lan? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Devam. O şeydi, o illüzyon yapıyorlar ya, o illüzyonlardan biriydi. Nesrin. Şu
şu an yayın izliyor olabilir mi? Arkadaşlar klip alırsan sıkıntı ama şangın ona oyna. Oyna oyununu. Adamın gol diyor. Devam et. Evet. Sevgili Nesrin, ben seninle alakalı iki tane bulgum var şimdi. Bunları iyi dinle. Ben sana bir kedi vermiştim zamanında. İki kediden bahsediyorsun. İkinci kedi yemek yiyor mu? Besliyor musun ikinci kediyi? Evet, yiyor. Yiyor. Senin yemeğinden mi söylüyor? Direkt sipariş veriyor mu seninle beraber telefondan? Çünkü kedilerin tuşlara bastığını söylüyorsun. Bu kadar çok düşünmenin sebebi neydi? Bazen sipariş veriyor dedi Çağrı. Bazen veriyor sipariş dedi. Hayır, ben telefonla oynarken atıyorum. Acaba o gün mü oldu bunlar? Ben mesela telefona giriyorum ya, bir şey alayım Trendyol'dan, Cahçut oradan buradan diye falan. Hemen yanıma geliyorlar, telefon ışıklı ya, dikkatlerini çekiyor, böyle pati atmaya çalışıyorlar falan. Ama o zaman belki babam da yazabilirdi, niye annem yazdı? Babam mı? Yoksa yok artık. Diyarbakırlı, aldanma. Senin baban size geliyorum o dağda, yine gelirseniz. Hocam niye klip aldın ki, onu anlayamadım ya. Klip alma abi, çaktırma, devam et ya. Bu yayını silmenin hiçbir manası yok arkadaşlar bu tarz durumlarda. Akışı bozmayacaksın. Ben yayından sonra klipleri sileceğim, yapacak bir şey yok. O kadarcık bir şeyden bir şey olmaz abi. Neler gördüm ben amına koyayım ekranlarda ya. O kadarcık şeyden hiçbir şey olmaz. Ben neler gördüm. Ben bu Discord mesajlarını... Ben ne haraklar gördüm böyle. Ya ruh hastası. Şöyle söyleyeyim sana. Ben bu Discord mesajlarını kapatmamıştım ama çok mesaj geliyordu zaten. Hani herkes yazabilsin, ulaşabilsin. Anlık, acil, çok acil bir şey durumunda hani görürüm şeyiyle beraber. Ama Discord mesajlarını bu hareketten sonra kapatıyorum, kusura bakmayın. Yine mesajlarınızı görüyordum, Discord'dan yazılanları görüyordum. Cevap veremiyordum ama en azından hani feedbacklerinizi alıyordum. Ama Discord mesajlarımı kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü kusura bakmayın artık, yeter. Geç bile kalındı ama işte dediğim gibi hani şey olmasın falan filan diye birazcık böyle empati yapıldı. Bilmem ne yapıldı. Bir çok acil bir şey olduğu zaman da işte anlık moderatörlerden ulaştırırlar. Yapacak bir şey yok yani, kusura bakmayın. Ya da Instagram'dan, Twitter'dan falan yazarsınız yani öyle bir durumda. Ben bu özel mesajlardan çok kişinin de banını da kaldırmışlığım da vardır yani. Ama burası böyle birazcık artık art niyetli şekilde kullanılmaya başlandı. Geçen de böyle bir şey oldu bu. Yayına yansımadı ama geçen de buna benzer bir şey oldu. Demek ki artık kapatmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Steam'den ekleşmemiz yok ama Steam'de bizim bir tane grubumuz vardı. O gruba gelin. Ben oyun oynarken Steam'den off-stream izleyebiliyorsunuz galiba. Bakayım. Steam grubumuza kayıt olabilir, yani üye olabilirsiniz oradan. O topluluk var orada, Steam topluluğu. Oradan şey yapabilirsiniz. Grupta bir şey yok ama, boşta en son. Aktif olayım abi o grubu. Evet, aktif edelim. O grup aktif mi değil mi bilmiyorum. Ama grupta ben oldum, ben de varım o grupta. Herhalde oradan bakabiliyorlar benim profilime falan. Bir de şu an profilim gizli, evet. Çünkü profilim gizliydi. Çünkü bir şeyler yapıyorduk, bir server sunucu işlemleri falan yaptık. O yüzden gizlemiştim. Onu da daha çözemedik. Değil mi abi dediğin? Onu da çözdükten sonra. Evet, Steam grup aynı sinemalar. Aynen. Bakayım. Bu muydu? Aynen. Buysa ben bunu kullanıyorum çünkü. CS'de sinemalar benim tek. Evet, bu bazen bizimki. Ulan eski profil fotoğrafımı gördüm. Bir duygulandım ya. Şey, sepya olan mı? Aynen şu. Twitch.tv/ aynı sinemalar. 12-30 sıralarında. Sepya olan güzeldi ya. Allah Allah. $4090'a mouse mu çıktı sana? Ya orada küçük bir şaka yapıldı ya. Benim ekran kartım daha gelmemiş. O haftaya gelecekmiş falan. Acelesi var mı? Acelesi yok. Bakacağız artık. Ama espar kim amına koyayım ya. Evet, teşekkür ediyorum Nesrin. Bence sen hacklenmedin. Çünkü hacklensen Trendyol'dan 7. sınıf soru kitabı herhalde sipariş edilip etmezler.
Bence yine de sen... Bence de öyle. Bence sen yine de... Trendyol şifreni değiştir ama kendine de söyleme. Değiştir ama sen de bilme, anladın mı? Ya şimdi anladım. Bu siparişleri sen ya. Bu siparişleri sen veriyor olabilirsin. Onu sana söyleyeyim. kendinden de kendini sakın yani, anlatabiliyor muyum? Oh. Profesör, tamam. Profesör Necip Usta'ya çok teşekkür ederim. Necip Usta çok sağ ol, geldin, aydınlattın bizi. Önemli değil. Ayrıca Nesrin'le alakalı bir sonraki sefer Gata'da 6 yıl sadece Necip. Yatırıldı Nesrin. Arkadaşlar Necip Fazlı Çetinkaya, kendisi profesör psikoloji dalında, ana bilim. Evet. Sebahattin Zaim Üniversitesi profesör. Doktor. Evet, geldi, aydınlattı, sağ olsun. Evet, birazdan arkadaşlar, birazdan Vampir Köylü oynayacağız. Onun da bilgisini vereyim efendim. Keyifli bir Vampir Köylü olur umuyorum ki. Keyifli, güzel bir oyun olsun inşallah. Diyelim efendim. Ama bence artık adaletli olmayacak yani. Çünkü Nesrin'in ikinci gözü var. İşte belki de... Çağrı. Ben business'ta da hep söylüyordum da oraya gidiyordum ya. Ya bu var ya. Nesrin kendi kendine şu anda kendini ulvi bir insan ilan etti. Yok yok, tabii yarabbim. Tabii, tamam, ben yarabbim. Kameramı kapattım. Benim de yemek görüşürüz. Bitti. Ben de kalkıyorum. Sarı moralim bozuldu lan. Ban yemeyiz değil mi? Kanka yemeyiz ya herhalde. Allah belamı versin. Bak ben var ya. Yok, yemiyorsun da hiç. Alakası yok. Kanka bak, ben TR'de birkaç yayıncıda gördüm. Ekrana neler neler gelmiş. Hemen kapatmışlar ve konu kapanmış yani. Ama böyle yok, bir iki görmedim yani. Yani. Discord profil resminden yemezsin ya. Neyse Çağrı abi, ben sana bir Trendyol linki attım. Güzel bir ayakkabı buldum. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.